It's August 6, 1966. Muhammad Ali is defending his World Heavyweight Championship in London, England against European heavyweight title holder Brian London. 3 weeks before the fight, Ali is in serious training prior to leaving for England. Ali is not taking Brian London lightly and has already trimmed down to a sharp 211 pounds. Let's look at this great heavyweight champion train for a moment while the enthusiastic crowd watches in amazement. Arkadaşlar merhaba. Sultanbeyli Gençlik Merkezi'nden Müslüm Doğanay. Spor tarihi video serimiz içerisinde bulunan ünlü boksör Muhammed Ali'nin kısa hayatını sizlere bugün anlatacağız. Müslüman olmadan önceki ismi Cassius Marcellus Clay olan Muhammed Ali 17 Ocak 1942'de Kentucky, Louisville'de doğdu. Afro-Amerikan ve İrlanda kökenlidir. 12 yaşındayken boksa tanıştı ve kısa zaman içinde National ve Altın Eldiven şampiyonasında amatör kayıtlara girdi. Yine 1960'da Roma'da ağır hafif bisikletli altın madalya alarak profesyonel lige döndü. 18 yaşındayken katıldığı Roma Olimpiyatlarında altın madalya aldıktan sonra ünü giderek artmaya başladı. 1964 yılında 22 yaşındayken Liston'u yenip dünya şampiyonu oldu. Bu zaferden sonra dinini değiştirdiğini ve İslam'a geçtiğini açıkladı. Muhammed Ali ismini aldı ve çok sevdiği boksa 1967'den 1970'e kadar ara vermek zorunda kaldı. Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım diyerek Vietnam Savaşı'na gitmediği için 5 yıl hapis, 10 bin dolar para cezasına çarptırıldı. Lisansı ve pasaportu elinden alınınca dava süresince maddi sıkıntılar yaşadı ve iflas ettiğini açıkladı. 1970'de temyiz davasını kazanıp tekrar boksa döndü. 1971'de Joe Frazier ile astım maçına çıktı ve profesyonel boks kariyerinde ilk defa kaybetti. Uzmanlar 3,5 sene aradan sonra sadece 2 maç yapan Muhammed Ali'nin bu kadar zor bir maça hazır olmadığı görüşünde hemfikirdi. Fakat o en kısa zamanda tekrar şampiyon olmak istiyordu. Ardından çenesinin kırıldığı maçta Ken Norton'a sayıyla yenilince kendi ve yakınları dışında birçok kişi kariyerinin bittiğini sandı. Fakat o azmedip ard arda ünvan için rakip olan boksörleri bir bir yendi. 1973'te Joe Frazier ile ünvan maçı için anlaştı. Arada sadece Joe Frazier, George Foreman maçı kalmıştı. Frazier sürpriz bir şekilde ikinci rauntta nakavt oldu. Ali böylece önce Frazier ile maç yapıp arkasından da Foreman'la maç ayarladı ve iki maçı nakavtla kazandı. Böylece hem kaybettiği ünvanını alacak hem de daha bitmediğini gösterecekti. 1974'te Foreman'ın bahisçilerde 7'ye 1 favori olduğu maçta rakibini hiç beklenmedik bir taktik ile 8. rauntta nakavt edip hak ettiği ünvanı Floyd Patterson'dan sonra tekrar elde eden ikinci boksör oldu. 1978'de boksu şampiyon olarak bıraktı. Sonra 1984'te Parkinson hastalığına yakalanmasına rağmen bunu gizleyip büyük para karşılığı 2 maç daha yapıp kaybetti. İkisi de o vaktin veya sonrasının dünya şampiyonları idi. Profesyonel döneminde sadece 5 kez yenilen olimpiyat ve dünya şampiyonu olan Muhammed Ali 36 yaşına kadar bütün şampiyonlar için tek isim olmayı başardı. Ve 37'si nakavt olmak üzere 56 maç kazandı. Ona sadece bir boksör olarak bakmamak gerekir. Çünkü o gücüyle olduğu kadar kişiliğiyle de hep daha iyisini yapmaya çalışmıştır. 1960 Roma Olimpiyatlarından döndükten 2 gün sonra bir lokantada sadece beyazlara servis yapıldığını öğrenince altın madalyasını Ohio nehrine atmıştır. 1996 Atlanta Olimpiyatlarında bu madalyanın yerine başka bir madalya kendisine verilmiştir. Din olarak İslamiyet'i seçmiştir ve Vietnam Savaşı'na gitmemiştir. Bu durumu şöyle dile getirmiştir. Benim onlarla sorunum yok. Bu nedenle ünvanlarına el konuldu ve bokstan uzaklaştırıldı. Fakat oyulmadı.
Bu süre içerisinde üniversiteleri dolaşarak İslamiyet'i anlattı. Malcolm X ile yakın ilişkileri oldu. Verimli işlerle uğraştı. 90 sonraki yaşamında 1996 yılında Atlanta, Georgia'da 1996 yaz olimpiyatlarında olimpiyat ateşini yakma onuruna vardı. Muhammed Ali'nin zamanının en iyi olduğu kabul edilir. 2001 yılında Hollywood tarafından hayatı filme alındı. Ali adlı filme Muhammed Ali'yi Will Smith canlandırdı. Parkinson hastalığı yüzünden uzun süre Michigan'daki çiftliğinde gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü boksör, ringlerde 20 yıldır ağzından düşürmediği "bütün zamanların en iyisiyim" lafını ispatlayarak bir efsane olmuştur. Buna rağmen 2001 yılındaki 11 Eylül saldırıları üzerine Muhammed Ali başında New York İtfaiye Müdürlüğü şapkası ile sıfır noktasına giderek destek ve dayanışmasını göstermek gereği duymuş ve şöyle demiştir: "Beni asıl inciten İslam adının bulaştırılması ve Müslüman adının bulaştırılması ve sorun çıkarılıp nefret ve şiddete yol açması. İslam katil dini değildir. İslam barış demektir. Evde sadece öyle oturup insanların sorunun kaynağı olarak Müslümanları yaptalamalarına seyirci kalamazdım." Uzun süredir Parkinson hastalığı ile mücadele eden Muhammed Ali, 3 Haziran 2016 tarihinde solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmiştir.